Manas Radyosu'nda Atay'ın Reportaj. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin yayın organı Medya Manas stüdyolarından herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bugün biraz heyecanlıyız çünkü uzun süredir aslında canlı yayına çıkmıyoruz stüdyolarımızdan. Bugün COVID-19'la mücadele sürecinde Kırgızistan'ın ve Türkiye'nin yaptıkları, iki ülkenin dostluklarını pekiştirdikleri bu ortamda nasıl yardımlaştıkları konusunda Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçimiz Sayın Cengiz Kamil Fırat'la görüşmek üzere, mülakat yapmak üzere sizlerle buluştuk. Hoş geldiniz Sayın Büyükelçim. Hoş bulduk. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun. Her zamanki gibi çok sağlıklı ve dinç görünüyorsunuz. Vallahi dinlendik diyebiliriz aslında bu süreçte. Ben pek düşünmüyorum dinlendiğinizi çünkü Facebook hesaplarınızdan, diğer hesaplarınızdan takip ettiğim kadarıyla yine çok koşturdunuz. Yine çok işler kotardınız. Bunları biraz konuşalım dedik sizinle. Evet. Ama öncelikle bu süreç gösteriyor ki iki ülkenin ve aslında Türk dünyası ülkelerinin gerçekten dostluklarını pekiştirdikleri, işbirliklerini pekiştirdikleri, beraberliklerini kuvvetlendirdikleri bir süreç oldu. Türk dili konuşan ülkelerin başkanları da birlikte koordineli hareket etme kararları aldılar. Bunları konuşacağız sizinle. Kırgızistan'da neler yapılıyor bunları konuşacağız. Ondan dolayı sizi buraya bugün davet ettik. Çok teşekkür ederim Bülent Bey. Yıldız Hanım size de çok teşekkürler. Şimdi her şeyden önce hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Manas Radyo dinleyicilerini de günaydın diyorum aynı zamanda. Saat 11 dolayısıyla. Bugünlerde herkes biraz daha geç kalktığı için günaydın diyebiliriz herhalde. Vallahi dediğiniz çok doğru. Aslında bu süreç bizim birazcık hem dinlenmemize vesile oldu. Ama aynı zamanda Büyükelçilik olarak Manas Üniversitesi olarak biz çalışmalarımıza devam ettik. Yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Burada tabii biraz önce sizin bahsettiğiniz üzere Türk dünyası liderlerinin bir zirvesi oldu biliyorsunuz. Bunu telekonferans yoluyla hatta gerçekleştirdiler. Evet. Ve o zirvede aldıkları kararlarda Türk dünyası birbirine yardımcı olması amacıyla bazı yönlendirmede bulundu, bazı talimatlar verdi liderlerimiz. Bu çerçevede bizler de hepimiz, bütün ilgili kurumlar, kuruluşlar o yönde çalışıyoruz. Hatta son dönemlerde Ulaştırma Bakanları bir araya geldiler telekonferans yöntemiyle, Sağlık Bakanları bir araya geldiler telekonferans yöntemiyle. Diğer bakanlarımız da sürekli zaten irtibat halindeler, Dışişleri Bakanlarımız başta olmak üzere. Türk dünyası kenetlendi. Birbirine yardımcı oluyor. Şimdi birazdan size yapılan yardımları zaten uzun uzun anlatacağım. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz dinleyicilerimizle bu bilgileri paylaşmak için. Ama müsaadenizi rica ediyorum ben Şarizat. Buraya kadar konuştuklarımızı özetlesin. Çok rahmat ağa. Kutmandı gününüzdür ben hormatlı mekendeşlerimiz. Sizler Kırgız-Türk Manas Üniversitesi'nin ünü bolgon Medya Manas'ta birgelikte bolup çatabız. Sizler menen birgelikte aldıdagı bolup ötkön bizdin kaalooз bolsa dagı bolgon эс алуудан кийин сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасындагы Түркия Республикасынын толук ыйгарымдуу элчиси Жеңгиз Фырат Камил мырза бүгүн биздин студиябыздын коногу. Ал эми аны менен бирге майкташып жаткан албетте Медиа Манастын мүдүрү доктор Бүлөнт Намал менен биргеликте так ушул азыркы учурдагы түйтөдө болуп жаткан COVID-19 менен күрөшүүдө ушул жараянында түрк калктарынын ортосунда жана кыргыз түркү боордош мамлекеттердин ортосундагы болуп жаткан иштер тууралуу сиздер менен сөз кылганды турабыз урматтуу угармандарыбыз. Алгач бул сөздөрүндө биздин элчибиз бүгүнкү учурда дейт албетте эс алууга мүмкүнчүлүк болду деди, бирок биз муну эс алуу деп айта албайбыз. Анткени элчилик өзүнүн ишин иштетип жаткандыгын жана дагы көбүрөөк иш алып баргандыгын белгилеп өттү. Муну менен биргеликте өткөн аралыктарда түрк тилдүү мамлекеттеринин лидерлери биргеликте телеконференц болгондугун, жыйын болгондугун жана ал жакта көбүрөөк тапшырмалар алынгандыгын жана биз дагы ошол экилер органдын иш алып баруу органдары болгондугубузга байланыштуу так ошолордун берген тапшырмаларын аткарууга аракет кылып жаткандыгын белгиледи. Муну менен биргеликте коммуникация министрлиги жана ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлери дагы өз ара жыйындарды өткөргөндүгүн кошумчалап белгилеп өттү. Ал эми азыркы маегибизде болсо так ушул эки мамлекеттин ортосундагы аткарылып жаткан иш аракеттер тууралуу сөз кылмакчыбыз. Эбет кожо. Тешеккүр эдем Шаризат. Сайын Бүйкетчим, Кыргызстан асында бул сүрөчү гайет башарыйла жүрүтүйөр. Буну көздөмдүйөрүз бурада жашаган инсандар олорок.
Ama ülkemiz de Türkiye'de çok başarıyla aslında bu süreci yürüten ülkelerden oldu. Bu da bizi çok mutlu etti. Dinleyicilerimiz için, Kırgızistan dinleyicilerimiz için Türkiye'deki süreçten biraz söz edelim dilerseniz. Tabii Bülent Bey. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz sağlık sektörü aslında şu anda dünyanın en gelişmiş sağlık sektörlerinden birisi. Evet. Sağlık turizmimiz var bizim. Sağlık turizmi de dahil olmak üzere. Yalnız şu çok önemli. Yani sağlığa yapılan yatırımın getirisinin ne kadar büyük olduğu toplum için çok net bir şekilde bu salgın sırasında ortaya çıktı. Hakikaten biz de Türkiye'de büyük şehir hastanelerini kurmakla, evet, sağlık altyapısını güçlendirmekle ne kadar doğru bir karar aldığımızı ve ne kadar doğru adımlar attığımızı görmüş olduk. Türkiye'de çok büyük bir süreç yaşandı. Şu anda yavaş yavaş artık diğer ülkelerde de görüldüğü üzere rakamlarda düşme başladı. Evet, evet. Hani o dedikleri pik yapması, bir platoya erişmesi, evet, o platodan yavaş yavaş geri dönüş. Şimdi Sağlık Bakanımız İki gün önce yavaş yavaş artık normalleşme sürecinin başlayabileceğini müjdeledi. Ve dün itibariyle de ikinci aşamaya geçiyoruz artık Türkiye'de dedi. Evet. Bu ne anlama geliyor? Yani artık mücadelemize baktığınızda bizim kullandığımız bütün hastanelerde yaklaşık 40 bin bizim yatağımız var. Yoğun bakım yatağımız var. Bunlardan sadece 500-700 tanesini kullanıyoruz şu anda. Dolayısıyla her türlü altyapımız hazır. Rakamlar da düşmeye başladı. Ve bundan sonra artık ekonominin yavaş yavaş kademeli bir şekilde açılma sürecine gireceğiz. Onun müjdesini verebilirim. O bakımdan hani hepimizi çok zorlayan bir süreç oldu. Türkiye'de mesela 65 yaş üstü insanlar evde kaldılar. 20 yaş altındaki insanlar evde kaldılar mecburi olarak. Onun haricinde o daha üretken sınıf dediğimiz yaş grubu, hani ekonomiyi götüren yaş grubunun gündelik çalışmalarına izin verildi. Böyle bir yöntem uygulandı Türkiye'de. Başarılı da oldu diyebiliriz. Tabii bütün ülkeler gibi Türkiye'de etkilendi ama süreç iyi idare edildi. Kırgızistan'da da olduğu gibi. İsterseniz, evet, bunu tercüme edelim. Kırgızistan'a sonra geçelim. Evet, not kağıdı doldu çarizatın. Çok rahmat, urmatlı mekendeşlerimiz. Eskerti ayta ketели, azırkı uçurda biz oşol dünya yüzündögü bolup jatkan çoğun sınoo dep koебуз бу. COVID-19 менен күрөшүү тууралуу сөз кылып жаткан чагыбыз. Жана ушул учурда биздин агайыбыздын суроосу болуп өттү. Түркияда жана Кыргызстанда дагы ушул COVID менен күрөшүүдө өздөрүнүн иш билгендүүлүктөр менен көсөмдүүлүк менен жакшы күрөшүп жаткандыгын белгилеп өттү. Албетте деди алгач биз Түркия тууралуу сөз кыла кетели. Белгилүү болгондой, Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги жана ошондой эле саламаттык сактоо сектору абдан мыкты жана өнүккөн жолдо экендигин жалпыбыз жакшы билебиз. Белгилүү болгондой, көптөгөн мамлекеттердеги ал жакка барып оорулардагы сакайууга жана өзүнүн ден соолугуна жеткенге аракет кылышат деди. Муну менен бирге иш алып барып келе жаткандыгын жана дайыма күнүгө өнүгүү болуп жаткандыгын белгиледи. Муну менен кошумчалай кетүүчү нерсе, так ушул COVID-19 менен күрөшүүдө Түркияда дагы оорулуу муну менен илдетке кабылгандардын саны дагы өзүнүн пикине жетип азыркы учурда азая баштагандыгын жана ошону менен биргеликте дагы Түркия Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги биз өзүбүздүн пикибизге жетип азыркы учурда азаюудабыз жана алдыда экинчи толкунун дагы биз мындан дагы жумшагыраак өзүбүз тосуп алабыз жана алар менен күрөшүүгө даяр экендигин белгиледи. Муну менен биргеликте белгилүү болгондой, COVID болгондо мындай оор, өтө оор акыбалга жатып өзү дем албай кала тургандагы атайын белгилүү көзүнүн көрсөткүчтөрү бар экендигин билебиз. Бул учурда дагы аларды дарылоодо дагы Түркиянын бул хаста сайсынын ятаганы унуттум хожам. Сайсын унуттум. 40 миңге жакын. 40 миңге чукул, 40 миңге чукул так ушул өтө оор адамдарды дарылоочу өзүнүн оорундугу бар экендигин жана анын жартысынан азын колдонгондугун жана экинчи толкунуна дагы
дагы өтө жигердүү күрөшү ала тургандыгын кошумча өлтү. Муну менен биргеликте азыркы учурда Түркияда 62 жаштан жогоркуларда эшке чыкканга уруксат берилбеген дагы өзүнүн атай мыйзамдары чукул курларда иштеп жаткандыгын белгиледи. Албетте деп азыркы учурда өзүбүз акырындап мурунку жашообуздун угуна келгенге аракет кылып жаткандыгын кошумчалады жана муну менен биргеликте экономиканын өнүгүшүндө дагы кандай иштер алып барыла турат аны дагы алдыда сүйлөшүү жана иштөө жолдору менен бул көйгөйлөрдү дагы ашып өтөбүз деп кошумчалады. Ал эми азыркы учурда болсо Кыргызстандагы учур тууралуу сөз кылган жатабыз. Бул сүрөтүн Кыргызстанда жөнөтүлмөсүндө бурада икамет эткен бирки олорак Түркиядан бизди издеген динчилерибизге, издечилерибизге истерсеңиз сөз эттелим, ондан соң да Түркиянын ярдамдарына кечелим Сайын Бүкечи. Tabii ki. Valla burada gözlemlediğimiz kadarıyla Kırgızistan bu süreci gayet güzel idare etti, iyi idare etti. 25 Mart'tan itibaren olağanüstü hal uygulamasına geçildi. Gece vakti sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gayet ciddi bir önlemler alındı ve gayet ciddi bir şekilde de uygulandı. Bu nedenle Kırgızistan'ın bu süreçte başarılı olduğunu söylemek gayet mümkün. Önümüzdeki süreçte de biliyorsunuz yeni aynı şekilde Türkiye'de olduğu gibi Kırgızistan'da da normalleşmeye giden adımlar ve tarihler belirlendi. 1 Mayıs'ta, 11 Mayıs'ta ve 21 Mayıs'ta kademeli olarak ekonominin açılması, vatandaşların, iş yerlerinin belli sektörlerde açılması, vatandaşların günlük hayatlarına dönmesi konusunda da adımlar atıldı. Şimdi rakamlara baktığınız zaman bugün itibariyle 614 kişi taburcu edildi. Covid hastası olan 614 kişi hastanelerden taburcu oldu. 895 kişi hala vaka olarak kaydedilmiş durumda. Bunun haricinde 12 kişi hayatını kaybetti Kırgızistan'da. Bu da çok düşük bir rakam Kırgızistan'ın ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor mücadelesinde. Evet, Şerzat. Алгач сөз үстүн башында так ушул Кыргызстандагы сиз ушул Кыргызстандагы жашап жаткан бул жактагы адам катары айта кетсеңиз дейт өзүңүз кандай көз чаптырдыңыз, кандай нерселерди байкалдыңыз деген биздин сурообузга биздин элчибиздин жообу болду. Албетте де 25 марттан баштап Кыргызстанда чукул кырдаалдар киргизилген деди. Муну менен биргеликте коменданттык сааттар башталды жана кечинде эшке чыкканга уруксат берилген эмес дейт. Жана албетте бул учурда дагы өтө кесипкөйлүк менен жана көсөмдүк менен жеңгенге аракет кылып жатышат деди. Ал эми азыркы учурда алдыбыздагы күндөрдө 11 майдан жана 21 майдын аралыгында акырындап экономиканын өнүгүүсүндө жана адамдардын өзүнүн нормалдуу жашоосуна келишинде дагы акырындап шарттар түзүлө баштагандыгын кошумчалады. Муну менен белгилей кете турган болсок, бүгүнкү күнгө чейин 614 киши так ушул COVID-19 айыгып чыккандыгын белгилеп кошумчалады. Жалпы так ушул илдетке кабылгандардын саны 895, ал эми ушулардын ичинен 12 адам көз жумгандыгын кошумчалап белгиледи жана бул жараянда азыркы учурда эң жогорку жана иш билгендүүлүк менен Кыргызстан күрөшүп жаткандыгын кошумчалады. Sayın Bükeç'im, ülkemizin Kırgızistan'a bu süreçte güzel yardımları oldu, büyük yardımları oldu. Hem devlet olarak hem de burada ikamet eden vatandaşlar olarak. Vatandaşlarımız da sizin koordinasyonunuzda gönül birliğiyle, el birliğiyle koşarak Kırgız dostlarına yardımcı oldular, kardeşlerine yardımcı oldular. Bu süreci Büyükelçiliğimiz her zaman olduğu gibi gayet güzel koordine etti, yönetti. Bununla da ilgili olarak dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi bilgilendirelim lütfen. Tabii Bülent Bey, şimdi şöyle anlatayım size. Aslında Türkiye'nin yaptığı yardımlar olarak baktığınızda Kırgızistan'a bizim ilk yaptığımız yardım burada inşaatı tamamlanan Dostluk Hastanesi'nin geçici devrini sağlamak. Evet. Dostluk Hastanesi son derece modern, belki de ülkenin en modern hastanesi olarak tamamlandı, tefrişatı tamamlandı. Bölgenin de belki. Belki de bölgenin de. İçerisinde 72 yatak var ki bunlardan 21'i yoğun bakım ünitesi yatakları ve 21 tane de vantilatör var içeride. Evet. Her türlü altyapısı hazır bu hastaneyi Kırgız Sağlık Bakanlığı'na geçici kullanım için devrettik. Aynı zamanda biliyorsunuz Manas Üniversitesi, sizin üniversitenizin içerisinde bir yurtta, yaklaşık 250 yataklı bir yurtta karantina bölgesi olarak kullanılmak üzere devredildi. Onun haricinde bir Türk şirketine ait olan
Akkeme Oteli, eski Pınarı Oteli de Kırgız Devleti tarafından karantina oteli olarak kullanılmaya başlandı. Şimdi bunlar önemli yardımlar. Onun haricinde bizim Sağlık Bakanlığımız USAŞ aracılığıyla bir şirketimiz var Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Buraya yaklaşık 200-300'e yakın test kiti gönderdi. İlk günlerde. Fakat daha sonra bizim de üyesi olduğumuz, Kırgızistan'ın da üyesi olduğu İslam Kalkınma Bankası aracılığıyla 30 bin PCR test kiti gönderildi. Çok önemli bir katkı bu tabii. Şimdi İslam Kalkınma Bankası bunları çok fazla ülkeye şu ana kadar yapmadı. Bizim de desteğimizde Kırgızistan'a ilk olarak açıldı ve 30 bin test kiti gönderildi. Önümüzdeki süreçte de şimdi ben bu sabah gelirken Sağlık Bakanlığımızla görüştüm. Gelecek hafta alınacak kararla hem Kırgızistan hem Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetler bütün bu coğrafyaya yönelik olarak yeni bir yardım dalgası olarak neler yapabiliriz diye onun üzerinde şu anda çalışıyoruz. Onun müjdesini inşallah önümüzdeki günlerde vereceğiz. Şimdi isterseniz bu kadarını ben durayım. Daha çok anlatacaklarımız var. Çok teşekkür ederim. Bu arada sayın Büyükelçimizin, Büyükelçiliğimizin çok önemli bir hizmeti de var. Bütün vatandaşlara aslında bilgi akışı da sağlıyorlar sürekli. Bunu da isterseniz hemen aktaralım. Biraz önce söylediği Kırgızistan'daki durumla ilgili biz her türlü bilgiyi sayın Büyükelçimizin kurmuş olduğu WhatsApp gruplarından alabiliyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımız sürekli bilgilendiriliyor son gelişmelerle ilgili. Албетте, азыркы учурда COVID менен күрөшүүдө урматтуу угармандарыбыз, белгилүү болгондой, эки мамлекеттин ортосунда кандай иштер, кандай жардамдар жана колдоолор болду, так ошолор тууралуу сөз кылып жаткан чагыбыз урматтуу угармандарыбыз, жана биздин студиябыздын мейманы Кыргызстандагы Түркиянын толук ыйгарымдуу элчиси Фурат Мырза бар экендигин эскертип айта кетели. Урматтуу угармандарыбыз, жана белгилеп кетүүчү нерсе, бул менен күрөшүүдө албетте бир тууган бордош калк болгон Түркия мамлекети Кыргызстанга дайыма жардам колун жана колдоо колун көргөзүп келе тургандыгын жалпыбыз жакшы билебиз. Дайыма биринчи болуп да тааныган биздин эгемендүүлүгүбүздү да тааныган бул Түркия мамлекети экендигин дагы бир жолу биз сүйүнү менен айта кетебиз. Жана белгилей кетүүчү нерсе урматтуу угармандарыбыз, биринчи жардамы катары дейт, бул ошол Кыргызстанда балким бул ушул азыркы учурдагы ушул чөлкөмдүн дейт эң мыкты жана жогору эң жакшы технологиялар менен жабдылган ооруканасынын, достук ооруканасынын азыркы учурда Кыргыз мамлекетинин саламаттык сактоо министрлигине берилип жана ал жакта 72 орундук жана анын 21 реанимация экендигин эскертип айта кетели. Так ошол азыркы учурда кыргыз элине кызмат кылып жаткандыгын белгиледи. Муну менен биргеликте Кыргыз Түрк Манас университетинин 250 орундук болгон жатаканасындагы обсервацияга бергендигин кошумчалады. Муну менен биргеликте Аккеме мейманканасы азыр белгилүү болгондой түркиялыктардын түрк иш алып баруу жаатындагы так ушул Аккеме мейманканасы дагы ошол ковиддин бир алгачкы күндөрүндө эле күрөшүү күндөрүндө обсервация катары колдонулуп жаткандыгын дагы кошумча белгилей кетели. Жана ошондой эле бүгүн эртең менен дейт мен бул жака келе жатканымда дагы саламаттык сактоо министри менен сүйлөштүк дейт Түркиянын жана алдыдагы учурда биз дагы кандай жардамдарды бере алабыз булар тууралуу сөз алышкандыгын маектешкендигин кошумчалады. Жана алгачкы күндөрүнөн тарта эле Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанга 300 жакын тестти жөнөткөндүгүн кошумчалады. Муну менен биргеликте Ислам банкынын жардамы менен мындай жардам алгачкылардан болуп Кыргызстан мамлекетине көргөзүлгөндүгүн кошумчалады. 30 000 тестти жөнөтүлгөндүгүн жана бул алгачкы гана толкун экендигин мындан кийин дагы алдыңкы жумаларда дагы биз өзүбүз дагы кандай жардам кыла алабыз бул тууралуу дагы сүйлөшүлүп жаткандыгы жана жыйналыштар болуп жаткандыгын кошумчалады. Жана муну менен биргеликте дагы ушул Кыргызстандагы дагы биздин жарандарыбызга керектүү маалыматтардын баардыгын жана билги дагы бөлүшүп жаткандыгын маалыматтарды дагы бөлүшүп жаткандыгын кошумчалады. Буга албетте биздин WhatsApp группаларыбызга менен биргеликте дагы маалыматтарды туура так маалыматтарды жеткирүүдө дагы элчиликтин ролу чоң экендигин кошумчалап өтүштү. Değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz Türkiye'mizde bütün bu mücadele güzel bir aslında özgün bir kampanyayla sürdürülüyor. Buna da devletimiz biz bize yeteriz Türkiye dedi. Sayın Büyükelçimiz de, Büyükelçiliğimiz de bunu aslında Kırgızistan'a uyarladı. Ne dedik Sayın Büyükelçim? Biz de burada. Biz bize yeteriz Kırgızistan, Türkiye'nin dostluk eliyle
dedik. Evet, bu şekilde dedik. Bu işin felsefesini oluşturdu belki de. Bu sloganın peşinden de pek çok yardımlar gelmeye başladı. Bu yardımları anlatmaya devam edelim. Buyurun tabii efendim. Tabii ki. Şimdi siz de bahsettiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyası başlatılmıştı. İlk günden itibaren biz de bunu niye Kırgızistan'a uyarlamayalım dedik. Ve burada büyükelçilik çalışanları, bütün kamu personeli, Manas Üniversitesi'ndeki bütün hocalar da dahil olmak üzere herkes ne kadar yardım yapabiliriz diye bir çalışma yapıldı. Ve ortaya şöyle bir çalışma çıktı. Kamu özel sektör işbirliğini hayata geçirdik. Şöyle ki işte dediğim gibi büyükelçilik personeli kendi maaşlarından bir fon oluşturdu. Buna özel sektörle temasa geçtik. Yani Türk şirketleri, Kırgızistan'da yerleşik Türk şirketleriyle. Türk şirketleri de bize destek verdiler. Onların da zaten yapmakta oldukları yardımlar vardı. Ve bir fon oluşturduk. Bu fon sayesinde gayet kapsamlı bir yardım programı ortaya çıktı. Ve buna da işte biz bize yeteriz Kırgızistan, Türkiye'nin dostluk eli ile dedik. Ne güzel. Ne güzel. Sevgili Şehzat, bunları da hemen çevirelim. Albette Tavuşul COVID başlığında Türkiye Memleketi'nin prezidenti biz bizge yeteriz деген slogan менен iş alpara jaştığının jana atayın çoğun kampanya menen iş alpargındığın koşunçuladı. Jana bunu dağı Kırgızstan'a dağı bir sözü üskü dağı ушул elçiliktin atayın özünün лидерлиги менен кыргыз биз бизге жетебиз Кыргызстанга Түркиянын колу менен деген слогандын астында атайын чоң жардам кампаниясын баштаткандыгын кошумчалады. Албетте де бул жерде жалгыз гана Кыргызстандагы элчиликтин кызматкерлери менен биргелешип бизде кандай жерден бере алабыз, эмне кылабыз деп сүйлөшүп отуруп, анан ошол Кыргызстандагы иш алып барып жаткан ишкерлер менен Кыргыз Түрк Манас университетиндеги иштеген мугалимдер жамааты менен биргеликте атайын бир өзүбүздүн айлыгыбыздан чогултуп фонд уюштурдук дейт. Жана бул фонддун негизинде biz köptögön jardam bergenge hareket kılıp jatkandıktarın koşumçaladı. Evet, sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine yemek yardımıyla başladı zannediyorum bütün bu çalışmalar. Daha sonra da devamı geldi. İstersen şöyle kalem kalem anlatayım size. Buyurun, buyurun. İlk olarak Kültür Turizm Bakanlığımıza bağlı TİKA Ajansı 500 koliden oluşan içerisinde gıda, erzak, maske gibi yardımı hastanemizde Sağlık Bakanlığı'na devretti. Ondan sonra biz burada iki tane Türk lokantasıyla anlaşmaya vardık. Ve bir de hayırsever bir iş adamı grubumuzun oluşturdukları yaptıkları bir otel vardı. Techno Cave Otel diye. Evet. Onlarla anlaştık ve onları da desteklemek suretiyle dediğim gibi hem kamu hem özel sektör, hem kendileri katkıda bulundular, hem biz katkıda bulunduk. Burada yaklaşık 500 sağlık çalışanına, ki bunlar COVID-19'u da birebir mücadele eden Kırgız sağlık çalışanlarına 15 gün boyunca öğle yemeği çıkarttık. Aynı zamanda 500 güvenlik görevlisine de öğle yemeği çıkarttık. 500 kişiye 15 gün boyunca. Bu şekilde başladık ilk olarak. Ondan sonraki süreçte baktık ki yavaş yavaş zaman geçtikçe işsizlik tabii yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kirasını ödeyemeyenler ortaya çıkmaya başladı. Biraz vatandaşlarımıza yönelik çalışmalara başladık. Bu arada Kırgız Kızılay'ı ile temasa geçtik ve Kırgız Kızılay'ın da gerek Bişkek'te olsun, gerek Çuy bölgesinde, gerekse 7 oblastın hepsinde çok güzel, çok değerli çalışmaları olduğunu müşahede ettik. Şöyle bir çalışma başlattık. Topladığımız bu fondan her ay Kırgız Kızılay'ına fon aktarmak suretiyle Kırgız Kızılay'ın uygun bulduğu fakir kişilere, işsiz kalmış kişilere gıda yardımı yapmaya başladık. Aynı zamanda biz kendimiz büyükelçilik olarak hayırsever kurumların bize ilettiği kolileri de büyükelçilik olarak bu kişilere evlerine kadar götürdük. Ve buna her gün devam ediyoruz. Bize bizim büyükelçiliğin web sayfası üzerinden, acil telefon hatları üzerinden,
Facebook, Instagram, Twitter hesaplarımız üzerinden ulaşan herkese, ihtiyacı olan herkese istisnasız yardım götürmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken tabii şeye çok dikkat ediyoruz. Biz kendimiz Bişkek'te kendimiz dağıtımı yapıyoruz. Ama Bişkek'in dışına çıkamadığımız için dışarıdaki bütün yardımları da çok sağ olsunlar Kırgız Kızılay aracılığıyla yapıyoruz. Ne kadar güzel Sayın Büyükelçim. Hemen bu bilgileri de paylaşalım. Çok rahmat. Урматтуу урмандарыбыз, белгилеп айта кетүүчү нерсе, азыркы учурда дагы ушул COVID-19 менен күрөшүү учурунда Кыргызстандагы болуп жаткан иш аракеттердеги Түркиянын жардамы жана Түркиянын менен биргеликте кандай иштер алып барылып турат, бул тууралуу сиздер менен биргеликте маек куруп жаткан чагыбыз экендигин эскертип айта кетели. Жана ошондой эле алгач дейт, биз маданият жана маалымат министрлиги менен биргеликте ТИКА дейт 500 куту даярдады дейт. Анын ичинде белгилүү болгондой өтө биринчи керектелүүчү нерселер жана мунун ичинде маска жана ар кандай алгачкы керектелүүчү нерселер менен толтурулган 500 кутуну бергендиктерин кошумчалады. Муну менен биргеликте Түркия мындай ушул иштерди жараяндарды алып барууда биз ошол коом жана муну менен биргеликте ишкерлер менен биргеликте чогуу иш алып барганга басым жасагандыгын кошумчалады. Биздин борборкабыздын да иш алып барган бир түрк ашканасы менен жана бир мейманканасы ошол COVID-19 менен күрөшүп жаткан 500 мед кызматкерине түшкү тамак менен камсыз кылгандыгын жана муну менен биргеликте 500 коопсуздук кызматкерлерине дагы так ушул тамак ашты берип жаткандыгын кошумчалады 15 күн. Жана азыркы учурда дагы биз бул иш токтоп калган жок дейт, биз жүргүзүп жатабыз дейт. Анткени белгилүү болгондой COVID-19 келгенден кийин нормалдуу жашообуздан токтоп калгандан кийин ишке бара албагандар жана ар кандай учурлар болушу мүмкүн дейт. Ошол себептен алгачкы адамдарга эмне керек болот? Бул албетте тамак аш дейт. Биз аны дагы жардам бергенге, токтоосуз жардам бергенге аракет кылып жатканын кошумчалады. Жана Кыргызстанда Кыргызстан Кызылай коому менен биргеликте ошол 7 област Бишкектин ичинде жана Кыргызстандын 7 областтын баардыгына биз өзүбүздүн жардамыбызды бергенге аракет кылып жатабыз деди. Биз ошол өзүбүздүн уюштурган фондубуздан дейт каражатты биз так ушул фондко Кыргызстан Кызылайга беребиз дейт. Алар каякты туура көрсө жана каякка жардам берилиши керек экендигин деп ойлонушса алар өздөрү беришет деди. Ал эми Кыргызстан ошол Бишкектин аймагындагы Бишкектин ичиндегилерге биз өзүбүз жеткиргенге жана муну менен биргеликте биздин ошол элчилигибиздин социалдык тармактарынан кимдер жардам сурап кайрылып жатышкан болсо биз алардын баардыгын жөн койбой баардыгына өзүбүздүн жардам колубузду узатканга аракет кылып жаткандыгын жана бул ошол азыркы учурдагы бул сыноодон чогуу биргеликте өтүп кетүүгө өзүбүздүн жардамыбызды кылып жатабыз деп кошумчалап белгилеп өттү. Түркия Жумхурияти Бишкек Бүйүкелчимиз Сайын Ченгиз Камил Фыратла сөйлөшүбүз девам этиор, деярдуу динчилерибиз, деярдуу издечилерибиз. Buyurun Sayın Bilgeç'im. Şimdi buradaki yardımları birazcık sizlere açmak istiyorum. Lütfen. Önemli olan hususlardan bir tanesi Kırgızistan'da yaşayan, burada çalışmakta olan vatandaşlarımızda da bazıları şimdi mesela kiralarını ödeyemeyenler oldu, işsiz duruma düşenler oldu. Onlara yardım etmek amacıyla sadece gıda yardımı değil, aynı zamanda hayırsever bir vatandaşımızın yardımıyla bir otelimizi onlara tahsis ettik. Teknokeyf Oteli. Burada 40 oda var. Bu 40 odayı gereken tüm yardımları kullanmak amacıyla orayı kullanıyoruz. Mesela işsiz kalan bir vatandaşımız olduğu zaman bize başvuruyor. Biz kendisini otele yönlendiriyoruz ve tüm masraflarını orada gerek hayırsever kurumlarımız, gerek bu hayırsever şahsiyet, gerek bizler karşılıyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi onun haricinde baktığınız zaman biz neler yaptık? Şimdi önümüzdeki sürece ilişkin olarak bilgiyi vereceğim ama şu ana kadar yapılanlar hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Lütfen. Burada başta bir kere sizin Manas Üniversitesi'nin çalışmaları da çok kayda değer güzel çalışmalar var. Manas Üniversitesi'nde de biliyorsunuz Eğitim Bakanlığı olsun, Kültür Bakanlığı'nın olsun öğrencilere yönelik uzaktan eğitimle ilgili olarak bazı taleplerini karşıladınız. Ve bu güzel stüdyolarda da sizlerin İletişim Fakültesi'nin değerli katkılarıyla çok güzel öğrencilere yönelik, şimdi hatta anladığım kadarıyla engelli öğrencilere yönelik olarak da evet. Çalışmalarınız var. İşin başından beri Medyamanas'ta Sayın Büyükelçim bunlar devam ediyor çekimler. Evet. Aynen. İlk günden itibaren siz sürekli çalışmaya devam evet. ettiniz ve çok güzel çalışmalar. Sağ olun. Türkiye'deki EBA programı gibi, uzaktan evet. eğitim gibi Kırgızistan'ın uzaktan eğitimine, Kırgız öğrencilerin eğitimine devam etmelerine büyük katkı sağladınız. Size hakikaten teşekkür ediyorum. Siz de sağ olun.
Şimdi şirketlerimiz de bu yardımlarda devam ettiler. Mesela şimdi burada biliyorsunuz Coca-Cola şirketi var. Bu Anadolu Holding, Türk şirketidir. Onların yaptıkları 2400 litre dezenfektan ürettiler. Yaklaşık 2000 aileye de Kırgız Kızılay aracılığıyla yardımda bulundular. Koli yardımda bulundular. Demirbank, Bişkek Belediyesi ile çalışarak 2000 aileye gene gıda, erzak yardımında bulundu. Bişkek Park, Sheraton, Mistaçoğlu Holding keza 1300 koli yardımda bulundu. Eti Bakır, Terexay Ramazan kolileri hazırlamakta ama daha önce de 50 bin dolar civarında bir yardımda bulundu Celalabad bölgesinde, bulundukları bölgede. Şimdi 1500 COVID test kiti alınması hususunda çalışmalar yapıyor. Borusan Holding 10 bin dolar değerinde yardımda bulundu. Sağlık Bakanlığı'na bilgisayarlar alınabilmesi için. Nobel İlaç Şirketi 12 bin dolar değerinde insani yardım, koruyucu giysi, antiseptik bağışladı. Baktığınız zaman bütün bunları tek tek sıraladığımız zaman bunun haricinde işte Beta Çay olsun, Beta Stores olsun, Ata Grubu olsun, başka büyük şirketlerimiz hepsi gerek kendi personeline, gerek içinde bulundukları aile hükümetlerine, gerek belediyelere her türlü desteği sağladılar. Hepsine müteşekkirim. Bunları tek tek not alabildiğiniz mi bilmiyorum ama o kadar çok yardım yapıldı ki ben size istersen şunu vereyim. Şuradan okuyabilirsiniz rahatlıkla. Oradan devam etsin. Ben müsaade ederseniz bunlara Manas Üniversitesi'nde bazı rakamları var. Onları da eklemek tabii isterim. Ki, müsaade ki, ederseniz tabii eğer. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin akademik ve idari personelinin katkılarıyla öğrenciler başta olmak üzere Bişkek'teki 310 haneye de 500 bin som nakit yardımında bulunuldu. Aynı zamanda 500 bin som da aynı yardımda bulunuldu. Yine mensupların Kırgızistan Sağlık Bakanlığı hesabına yatırılmak üzere 134 bin somluk nakdi yardımı da oldu. Manas Üniversitesi de hem aynı hem nakdi yardımlarını devam ettirdi bu süreçte. Büyükelçiliğimiz yine koordinasyonuyla. Урматты угармандарыбыз, белгилеп айтып өтүшүге нерсе, азыр биз сиздер менен биргеликте та ушул COVID-19 менен күрөшүү учурунда Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы кандай иштер алып барылып жаткандыгын, жардам иштери тууралуу биз муну мактангыбыз келген жок, болгону гана биз сиздер менен бөлүшкүбүз келип жаткандыгыбыз үчүн айтып жатканыбызды сиздерге эскертип айта кетели. Жана азыркы учурда так ушул биздин студиябыздын мейманы Түркиянын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Жеңиз Камил Фурат мырза экенин эскертип айта кетели. Жана белгилүү болгондой биздин ошол Түркиядан келип бул жакта окуган, иштеген жана ишинин токтоп калгандыгына байланыштуу өзүнүн ошол ижарасын төлөй албаган жарандарыбыз бар болсо дейт. Атайын мындай ушул Борбор калабызда жайгашкан бир мейманкалардын биринде 40 орундуу экен. Ал жакта келип ошол өзүнүн жашаганга мүмкүнчүлүк берип жаткандыгы жана биз өзүбүздүн жарандарыбызды сыртка таштабай алардын баардыгына жардам берип жаткандыгын кошумчалап белгилеп өттү. Муну менен биргеликте жалгыз гана дейт биздин ошол жардамыбыз тамак аш менен гана чектелип калган жок дейт. Белгилүү болгондо керектүү ушул ушундай чукул кырдаал болгондо көп нерсе керек болуп калат экен. Муну жалпыбыз жакшы билдик. Бул албетте антисептиктер дагы боло тургандыгын белгиледи. Ошол менен биргеликте так ушул биздин Борбор калабызда иш алып барган Coca-Cola дагы өзүнүн канча бир литр ушул антисептиктерди даярдагандыгын кошумчалады, аны таратып бергендигин жана белгилүү болгондой жалгыз гана коомдук иштер эмес, ошол жеке ишкерлер дагы өзүнүн колунан келген иш чаралардын баардыгын аткарып жана алардын баардыгын берип жатканга аракет кылгандыгын белгиледи. Сиздерге ушул Coca-Cola канча 2400 литр дезинфекция атайын ошол антисептиктер даярдап бергендигин, Демирбанк болсо 2000 үй бүлөгө, Бишкек Парк жана Шаратон отелдери дагы 1300 кишилик ошол мындай тамак аш жардамында болгондугун белгилеп айтели, куттуу жардам бергендигин белгилей кетүүчү нерсе, урматтуу угармандарыбыз, албетте иш токтоп калганда, эч кандай жака бара албай калганда эң маанилүү, эң керектүү болгон нерселер булар тамак аш заттар болот экен, азык түлүктөр. Так ошолордун жардамына бергенге аракет кылып жаткандыгын кошумчалады. Жана ошондой эле Эти Бакыр дагы, Текирсай, Рамазан келип калды. Орозо айы азыркы учурда так ошого байланыштуу азыркы учурда 1500 үй бүлөгө дагы атайын ошол кандай жардам бере алабыз деп карап атайын ошол майрамдык кутуларды даярдап жатканын кошумчалады. Жана ошондой эле Рамазан көлөлөрү менен биргеликте 500 000 доллар кыргыз мака
мындай Кыргызстандын ошол бийлигине өткөрүлүп берген деген жардам катары. Бул албетте акча жардамдардын дагы сиздерге белгилеп айта кетели. Жана ошондой эле кыргыз өкмөтүн өткөрүлүп берген 10,000 долларга жана 13 компьютерлерге жана принтерлер дагы жардам берилген деген кошумчалады. Нобел белгилүү болгондой бул дары дармектерди дарылоочу атайын ишкана экендигин билесиздер. Бул дагы жеке ишкана 12,000 АКШ долларынын баасында инсандарга жардам берүүчү атайын коргонуучу костюмдарды белгилүү болгондой бул өтө коркунучтуу илдет экендигин эскертип айта кетели. Ошол жакта ошол ковид менен күрөшүп жаткандарга жардам болсун деп ошону коргонуучу кийимдерди, маскаларды жана антисептиктерди бергендигин кошумчалады. Жана ошондой эле Кыргызстандагы белгилүү болгондой дагы башка иш алып барып жаткан биякта атын атап көтө турган болсок өтө көп экен урматтуу каармандарыбыз. Дагы ушул Кыргызстандагы иш алып барган Бета Чайбы жана башка баардык кайсыл түрк фирмалары болсо болсун, ал өзү эле белгилүү болгондой бул жерде иш алып баргандан кийин анын ишканасында да кыргыз жарандар иштейт, аларга дагы өздөрүнүн жардамдарын берип жаткандыгын жана ошону менен биргеликте жалпы кимдерге керек болсо ошол мамлекетке болсун жана ошо элчиликтин жардамы менен элчиликтин колунун астында бир кол менен алар ошол кыргыз элине дагы ушул азыркы учурда болуп жаткан ковид менен күрөшүүдө өздөрүнүн жардамын керек болсо өздөрү чыгарып жаткан продукция менен дагы жана ошондой эле акчалай дагы жардам көрсөтүп жаткандыгын белгилеп өттү. Муну менен биргеликте дагы Кыргыз Түрк Манас университетинде иш алып барган жана бул жердеги кызматкерлер дагы өз ара атайын акча чогуу акчалай жардамдарды дагы кыргыз өкмөтүнө өткөрүп бергендигин дагы биздин müdürümüz Bülent Namal daha koşumcalı öttü. Kalp etmesem 500 bin son buldu. Şahayı. Toplam 1 milyon son. Bardığın bilen o şol başı ayağı bilen top barına ite geçsek 1 milyon son cerdan berilgendigin. Cenab-ı Allah elbette bir adamın koluna biz mamleketke ötkörülüp berilgendigin koşumcaladı. Çok Bülent teşekkür ediyoruz Şerzat. Sayın Büyükelçim dost kara günde belli olurmuş derler. Bizim güzel bir atasözümüz vardır. İki halk ne kadar dost ne kadar kardeş olduklarını bu süreçte bir kez daha göstermiş oldular aslında. Gerçekten önünüzdeki liste gayet dolu. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bunu da sizin ağzınızdan, ilk ağızdan dinleyicilerimize bilgi olarak paylaşmak ayrıca mutlu ediyor bizi. Buyurun efendim, devam edelim. Bülent Bey, daha da hatta devam edelim. Size bu karantina günlerinde mesela şimdi röportajın başında bahsettiğimiz Türk dünyasının aldığı kararlar vardı. Evet, evet. Türk Konseyi zirvesinde alınan kararlardan bir tanesi de ticaretin aksamaması konusuydu. Şimdi tırlar tabii yapılan tırlarla yapılan ticaret çok önemli. Türkiye'den yola çıkan, Kırgızistan'a gelen, Kırgızistan'dan yola çıkıp Türkiye'ye giden mal ticaretinde de yeşil koridor denilen bir konsept evet. var. Bu çerçevede tırcılarımız da tabii Kırgızistan'a geliyorlar. Mallarını burada indirdikten sonra burada mal yükleyip geri dönüyorlar. Gerek buraya geldiklerinde gerek dönerken biz onlara yardımcı oluyoruz. Fakat son dönemde bazı tabii hani ticaretin de azalması nedeniyle, karantina nedeniyle bazı tırcılarımız da geri dönemediler. Burada kalmak durumunda kaldılar. Biz onlara da yardımda bulunuyoruz. Bulundukları tır parklarında her türlü gıda yardımında bulunuyoruz. Aynı zamanda işte önümüzdeki süreçte mal temin edebilmeleri için çalışıyoruz. İkinci bir yardım dalgamız şimdi bu Ramazan vesilesiyle önümüzdeki haftadan itibaren mesela Kültür Turizm Bakanlığı TİKA Ajansı 4500 koli Ramazan gıdası erzak yardımı yapacak. Bu yardımların içerisinde aynı zamanda maskeler, dezenfektanlar da olacak. Diğer şirketlerimiz de Ramazan boyunca gıda yardımında bulunacaklar. Bunlar da önemli yardımlar. Bir de başta size bahsetmiştim. Biz de aynı zamanda şimdi Sağlık Bakanlığımızla Türkiye'de bunun istişaresi içerisindeyiz. Yapılabilirse önümüzdeki süreçte Kırgızistan'a, Orta Asya'ya, Kafkasya'ya bu coğrafyaya yönelik de ilave yardımlar devlet olarak neler yapılabilir onun üzerinde bir çalışmamız sürüyor. İsterseniz tahliye çalışmaları ile ilgili bilgiyi biraz sonra vereyim. Lütfen, o özellikle önemli çünkü bu ticari ilişkilerin aksamaması konusunda zannediyorum kargo da devam ediyor Türk Hava Yolları'nın. Bunlardan da söz edelim lütfen. Tabii. Buyurun.
Чоң рахмат, урматтуу угармандарыбыз, мен кечик достор, өткөнкү айтылган маалыматтардын арасында дагы так ушул белгилүү болгондой мектептер жабылып калганда жана аларды балдарга сабак берүүдө Кыргыз Түркмандаш университетинин мугалимдери жана ошондой эле медиа манастан дагы бир жерде иштегендердин бардыгы так ушул алыстан билим берүү сабактарынын бул жакта тартылып жаткандыгын жана сиздер дагы иштеп жатасыздар деп өзүнүн ыраазылыгын белгилеп деп кошумчалап өткөн, мен муну мактанбай калган турбайм. Айта кетели, жана муну менен биргеликте белгилүү болгондой так ушул ковид менен күрөшүү учурунда так ушул сооданын да аксап калбашы керек экендигин белгилеп айта кетели, анткени так ушул өздөрүнүн кандайдыр бир товарлар менен келе аткан машиналар келип бул жерде калып калгандыгын жана аларга дагы биз өзүбүздүн жардамдарыбызды көргөзүп жатабыз деп кошумчалап өттү биздин мейманыбыз. Айтып өтүүчү нерсе, бул дост кара күндө белгилүү болот жана биз дагы көптөгөн билгеликтүү жана алгылыктуу иштерди алып алып жаткандыгын да биздин мүдүрүбүз кошумчалап өттү жана биздин сөзүмдүн өзүмдүн сөзүмдүн башында айтып өттүм эле дейт биздин мейманыбыз. Ошол түрк тилдүү калктарынын башчыларынын атайын жыйыны тууралуу сиздерге сөз кылганмын деди жана ал жакта сооданын аксап калбашы үчүн, соода алакаларынын аксап калбашы үчүн атайын кандай иштерлерди алып бара алабыз деп бул тууралуу дагы сөз кылып жыйын курганбыз дейт жана ошол жерде соода алакалары токтоп калбашы үчүн жана ошол эле учурда ушул Кыргызстандын аймагына келип чыга албай калган биздин айдоочуларыбыз, КамАЗ айдоочуларынын аларга да биз өзүбүздүн жардамдарыбызды берип жаткандыгын кошумчалап өттү жана кандай жолдорду ала алабыз, кантип алабыз ушул соода токтоп калбаш үчүн жана ошондой эле алардын алып келген товарларын дагы өздөрүнүн кайсыл жерге керек болсо ошол жака жеткирүүгө дагы жардамдарын кошулуп жаткандыгын белгиледи. Муну менен биргеликте Кыргызстандагы ТИКАдагы алдыңкы ушул орозо жана айт майрамдарына чукул 4500 үй бүлөгө атайын жардам кутуларын да даярдап жаткандыгы белгиледи. Мунун ичинде жалгыз гана азык түлүк эмес, алдын ичинде маска жана антисептиктер дагы бар экендигин кошумчалады жана ошондой эле биздин кадырлуу мейманыбыз Түркия Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги менен сөз кылып, жалпы эле ушул Орто Азияга, Кавказ мамлекеттерине COVID-19 менен күрөшүүдө дагы кандай ушул мамлекеттик кандай дагы жардамдарды кыла алабыз, буларды азыркы учурда атайын тартышып сүйлөшүп кеңешип жаткандыгын дагы кошумчалап белгилеп өттү. Sayın Büyükelçim, pandemi ortamında elbette bu intikallerin sağlanması çok büyük bir iş. Kolaylıkla da yapılabilecek bir iş değil. Siz hem karşılıklı olarak bunların yapılmasını sağladınız. Kırgızistan'dan Türkiye'ye giden vatandaşlarımız oldu. Türkiye'den de Kırgızistan'a gelenler oldu. Ama bunun öncesinde yine çok güzel bir iş kotarıldı. Büyükelçiliğimiz tarafından Kırgızistan'ın çeşitli bölgelerindeki insanlar da Bişkek'e getirildiler. Tabii. Vatandaşlarımız, sporcularımız, pek çok insan. Buyurun efendim. Şimdi bir husus daha var. Biraz önce şeyden bahsettik. Ramazan'da yapılacak yardımlardan. Evet. Bir yardım daha. Bu da özel sektörümüzün başlattığı bir yardım girişimi oldu. Şimdi baktığınız zaman bizim biliyorsunuz DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu var. Bunun Türk-Kırgız İş Konseyi var. Aynı zamanda burada Kırgızistan'da yerleşik Türk şirketleri var. Burada Demirbank bizim de yardımcı olduğumuz bir çalışma kapsamında Demirbank ön ayak oldu. Burada Şevki Bey'e teşekkür ederim. Kendileri de Türk iş adamlarını bir araya getirerek Kırgızistan'ın ihtiyaç duyduğu sağlık malzemelerinin tedariki konusunda bir çalışma başlattılar. Şu ana kadar yaklaşık 35 bin dolarlık bir rakam birikti. Fakat taahhütlerle birlikte 50 bin doların üzerinde bir sağlık malzemesi tedariği üzerinde çalışılıyor. Bu sağlık malzemesinde bizim Sağlık Bakanlığımız USAŞ şirketimiz aracılığıyla biz de orada yardımcı olacağız. Bunları tedarik edip Türk Hava Yolları'yla kargo olarak buraya getireceğiz. Ne güzel müjdeler veriyorsunuz bugün Sayın Büyükelçim. İnşallah bunu da önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Kargodan bahsetmişken Türk Hava Yolları'nda kargo faaliyetleri biliyorsunuz Kırgızistan çok stratejik bir konumda. Bilhassa Çin, Uzak Doğu, diğer Uzak Doğu ülkelerine giden hava taşımacılığında Kırgızistan bir eskal noktası, bir hub olarak görev yapıyor. Dolayısıyla uçaklarımız Türkiye'den buraya geliyorlar. Manas Havalimanı'na iniyorlar. Buradan ekipman değişiyor, bütün ekip değişiyor. Ondan sonra Uzak Doğu'ya uçuyorlar. Oradan aldıkları yüklerle buraya geliyorlar. Buradan aldıkları yükleri de yükleyip Türkiye'ye gidiyorlar. Türk Hava Yolları'nda bu çalışmaları devam ediyor. Ne güzel.
Şimdi tahliyeye geçmek gerekirse, tahliye çalışmaları hakikaten Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük çalışmalarından bir tanesi. Şimdi baktığınız zaman on binlerce vatandaşımızı yurt dışından Türkiye'ye getirdik. Ama bu vatandaşlarımız şimdi takdir edersiniz ki yurt dışında 6 milyonun üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı evet. yaşıyor. Dolayısıyla 6 milyon kişiyi Türkiye'ye getirmek mümkün değil tabii. Dünyanın her yerinden böyle bir çalışma yapmak tabii. Tabii ki. Dolayısıyla bizim yaptığımız çalışma şuna yönelikti. Yurt dışında bulunan başta öğrenciler olmak üzere. Okullar tabii ki şu anda durdu geçici bir süreyle. Ondan sonra zor durumda olanlar, turist olarak yurt dışına gitmiş, orada kalmış olanlar, iş vesilesiyle yurt dışına gitmiş, orada kalmış olanlar, hastalık tedavi için gitmiş, orada kalmış olanlar ya da işte çok zor durumda kalan, mağduriyet içerisinde olan vatandaşlarımıza öncelik verilmek suretiyle bu kişileri Türkiye'ye getirdik ve Türkiye burada belki de dünyaya örnek bir çalışma hayata geçirdi. Türk Hava Yolları aracılığıyla dünyanın her köşesinden on binlerce, yani 60 bine yakın yanılmıyorsam, vatandaşımızı biz Türkiye'ye getirdik. Kırgızistan da bunlardan bir tanesiydi. Onu da bir sonraki aşamada anlatayım. Ve de son derece güvenli bir halde getirildi. Sosyal mesafeye uyularak getirildi. Bu da çok önemli bir başarıydı gerçekten. Doğru. Şerzat. Çok rahmat, hürmetli uğurmandarız. Sizler benim birgelikte bir saparımızda alğa ulanıp çatavuz. Cana bardık söz üstüne alğa çıdı. Sizlerge uşul orozo aydına baylanıştı. Jeke sektörde özünün atayın aşılırın inisiyativası menen. Cana Debirbank'tın jardamı menen birgelikte de. Alarga da men özümdün rahatsızlığını bildirim dedi. Salmatıqtı sakto ocağıtına öte gerekti. Жабдыктарды ошол 50 000 долларды түшөткөн ошого жакын кысым азыркы учурда ошол Кыргызстанга алып келүү маселеси тууралуу сөз алып жаткандыктарын кошумчалап өттү. Жана муну албетте дейт азыркы учурда ошол дүйнө жүзүнүн баардыгына карай турган болсок 6 миллиондон ашык түрк жараны дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндө керек иш, окуу, жумуш, же болбосо саламаттыкты сактоо жааттабы, кыскасы же турист болуп кеткенби, та ошондой биздин өзүбүздүн жарандарыбыз бар дейт. Та ошолордун баардыгын алып келүүдө менин оюмча бул ошол дүйнө мамлекеттеринин ичинде Түркия өрнөк болуучу ишти алып барды дейт. Өзүнүн жарандарын тактап айтканда 60 миңге чукулун Түркия мамлекетине алып келгендигин кошумчалады жана мындай иштерди алып барууда албетте дейт түрк аба жолдорунун иши жана анын кызматы биз үчүн өтө чоң деди. Муну менен биргеликте урматтуу угармандарыбыз белгилүү болгондой Кыргызстандын стратегиялык жактан карап келгенде жакшы бир орунда турат дейт. Бул жерге келип ошол кандайдыр бир хаб болуп калды дейт. Бул жерге келип бир учак конот дейт Түркия аба жолдорунан жана ал жерден ошол эки ишчилери пилоттор алмашып жана башка жака учуп кетиши мүмкүн дейт. Ошондо жаатында Манас аэропортундагы иш алып барып жаткандыгын жана муну менен биргеликте карго иштери эч токтоп калбастан иш алып жаткандыгын кошумчалады жана албетте бул учурда түрк аба жолдорунун кызматы өтө чоң экендигин белгиледи. Белгилүү болгондой Кыргызстанда дагы ошол университеттер азыркы учурда нормалдуу жашап жаткан баардык нерсе токтоп туруп калгандан кийин бул утурумдуулук гана нерсе деди. Бул учурда студенттердин же болбосо ошол ден соолугуна байланыштуу уларынын социалдык кандайдыр бир абалына байланыштуу кандайдыр бир кыйын учурга туруп калган баардык биздин жарандарыбызды Түркияга кетем дегенден баардыгына жардам колун узатканга аракет кылып жатабыз деди. Жана бул иштерди өткөрүүдө дейт албетте дагы жолу айта кетүүчү нерсе түрк аба жолдорунун өтө маанилүү жана чоң иштерин, алгылыкты иштерин кошумчалады жана ошол Түркия мамлекетине жер жүзүнөн кайтам деген 60 миңге чукул түрк жараны өзүнүн мекенине алынып келингендигин кошумчалап өттү. Türk Hava Yolları ile ilgili bir sorum daha var ama onu en son soracağım. Siz tahmin edersiniz, bize de en çok sorulan sorulardan biri Mediamanas'a geliyor telefonlar. Size de eminim geliyordur o sorular. O tamam. Bonus bilgi olarak en son. Tamamdır. Şimdi tahliye çalışmalarından bahsetmek gerekirse evet. Şöyle anlatayım. Kırgızistan'da bizim yerleşik vatandaşlarımız birkaç değişik uçakla Türkiye'ye tahliyesini sağladık. Özeti bu. Evet. Ama yapılan çalışmaya baktığınız zaman hakikaten çok meşakkatli bir süreçti. Fakat alnımızın akıyla çıktık. O bakımdan da ben bir kere Büyükelçilik çalışanlarına, bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
süreçte katkısı geçen, benden çok çok daha fazla çalışan bütün büyükelçilik personeline özverili çalışmalar için hakikaten huzurunuzda bir teşekkürü borç biliyorum. Şimdi yapılan çalışmalarda Bişkek'te Manas Üniversitesi'nde bulunan öğrenciler de dahil olmak üzere dediğim gibi mağdur durumda olan vatandaşlarımızı Türkiye'ye götürmek için çalıştık. Bunların arasında mesela bir örnek vermek gerekirse Celalabad'da, Oş'ta bulunan vatandaşlarımız, Issıkköl'de bulunan mesela Atletizm Federasyonu'ndan milli sporcularımız vardı. Bütün bu kişileri Kırgız Devleti'nin değerli katkılarıyla onlarla işbirliği içerisinde bu bölgelerden toparladık. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek buraya getirdik ve Manas Üniversitesi'nde buluşma noktası olarak belirledik. O sabah otobüslerle buradan da Manas Üniversitesi'nde değerli katkılarıyla toplu halde Türk Hava Yolları uçaklarıyla Türkiye'ye intikallerini sağladık. Bu uçaklarla gelirken aynı zamanda Kırgız vatandaşları da Türkiye'den buraya geldiler. Bunlar bizim yaptığımız çalışmalarda Türk Hava Yolları çok destek oldu. Çok uygun ehven koşullarda biletler sağladılar. Ve Allah'a şükür burada bize başvuran, ben Türkiye'ye gitmek istiyorum mağdurum diyen neredeyse herkesi götürebildik. Daha tabii hala gitmek isteyen kişiler var. Bunlara yönelik olarak da listelerimizi oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde de ilave uçuşlar olursa bunlar Ankara'da merkezi olarak kararlaştırılıyor. O zaman onları da tekrar götürmeye çalışacağız. Buyurun Şerzat Hanım. Урматтуу угармандарыбыз, белгилүү болгондой дейт, түрк жарандарынын ошол Кыргызстандан ошол азыркы учурда чек аралардын баардыгы жабылып өтө ушундай оор болуп турган учурда дейт, өзүбүздүн ушундай иштерди алып баруу өтө кыйын болду дейт, машакаттуу жумуш болду дейт. Бирок биз муну эң жогорку сапатта аткардык дейт. Бул себептен так ушул элчиликте иш алып барган жалпы биздин кызматкерлерибизге ыраазычылыгымды билдиргим келет дейт. Анткени бул өтө оор жумуш болду дейт. Бирок баардыгыбыз анын баардыгын аткарууга жетиштик дейт. Белгилей кетүүчү нерсе, так ушул жай жашоо учурунда Жалал-Абадта, Ошто, Нарында, Ысык-Көлдө, бардык жерлерде болгон өзүнүн жарандарын жана ошондой эле Ысык-Көлдө дагы спортчулар дагы келгендиктерин жана алардын ошол кыргыз өкмөтүнүн жардамы менен биргеликте ошол Кыргыз Түрк Манас университетинин кампусунда, Чыңгыз Айтматов атындагы кампусунда чогултуп жана бул жерден социалдык аралыктарды сактап, ошол карантиндин учурундагы белгиленген нормаларды сактап ошол Түрк аба жолдорунун жардамы менен мекенине жөнөттүк дейт. Бул учурда дейт, албетте жөн гана кетип калган жок дейт. Ал жактан дагы Түркиядан Кыргызстанга өзүнүн мекенине келүүнү каалаган кыргыз жарандары үчүн дагы аларды дагы алып келишкендигин жана азыркы учурда дагы Кыргызстанда кайтууну каалаган жарандары бар экендигин, алардын тизмелери такталып жаткандыгын жана аларды дагы ошол өзүнүн мекенине жеткирүү үчүн атайын чоң иш чаралар жасалып жаткан. Şimdi ben en son soru soracağım, en sona saklıyorum o soruyu dedim ama madem Türk Hava Yolları ile ilgili konu devam ediyor hemen soralım. Çok fazla dinleyicimiz, izleyicimiz bize de yazıyorlar. Büyükelçiliğimize de bu tip soruların gittiğinden eminim ben. Türk Hava Yolları'nın seferleri ne zaman başlayacak? Böyle bir var mı belirlenen tarih ya da tahmin edilen bir tarih Sayın Büyükelçim? Şimdi bu soruya cevap vermek tabii çok zor. Türk Hava Yolları bir planlama, bir program aslında belirlemiş durumda. Haziran ayında, Temmuz ayında ve Ağustos ayında kademeli olarak seferleri başlatma niyetinde. Evet. Ancak bu sadece Türk Hava Yolları'na bağlı bir gelişme değil. Örnek vermek gerekirse şimdi Kırgızistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Kırgızistan'a uçuşların yapılabilmesi için aynı zamanda iki ülkenin de buna onay vermesi gerekiyor. Örnek vermek gerekirse sağlık koşulları nedeniyle şimdi burada milli makamlar yurt dışından buraya ve başkalarının gelmesine ne zaman izin verecekler? Evet. Yani diyelim ki Kırgızistan'dan bir sürü insan Türkiye'ye gitti. Türkiye'den bir sürü insan Kırgızistan'a geldi. Kırgız makamları da Türk makamları da bunu onaylamaları gerekiyor. Bu da birazcık bu salgının gidişatına bağlı.
Dolayısıyla şimdi bütün dünya yavaş yavaş artık mücadelede iyi bir noktaya doğru evrilmekte. Türkiye'de de öyle, Kırgızistan'da da öyle. İnşallah önümüzdeki 1-2-3 ay içerisinde hakikaten normalleşme adımlarını atabileceğiz. Ancak bu tamamıyla salgının gelişimine bağlı. Bildiğiniz üzere gerçekçi olmak lazım. Şu anda bir aşı yok. Evet. Şu anda bir ilaç da yok. O bakımdan tedbiri elden bırakmamak lazım. Ümidimiz çok uzatmadan, yaz sezonunda tam bitmeden, ekonomilerin de, ticaretin de yavaş yavaş açılmasıyla, turizmin de yavaş yavaş açılmasıyla bunun başlaması. Türk Hava Yolları bir program, bir çalışma başlattı. Bu çerçevede yanılmıyorsam Temmuz ayı için, yani Haziran'ın sonu, Temmuz'un başı için Kırgızistan'a da uçuşları öngörüyor. Ama bu konuda daha devletlerin almış olduğu bir karar yok. Göreceğiz süreç içinde o onu zaman. Onu bekleyeceğiz. Tamam. Ekonomi dediniz, bu süreç, bu pandemi süreci en çok ekonomileri etkiledi aslında baktığınızda. İnsanlık bir şekilde hastalıkla mücadele edebiliyor. Virüse karşı işte yine aşıyla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Bu da bulunacaktır mutlaka ama ekonomiler gerçekten bayağı bir zorlandı. Nasıl bir gelişme bekliyorsunuz yakın zamanda ekonomilerle ilgili Sayın Ülkeçim? Şimdi her ülke kendi çalışmasını yaptı. İşte Türkiye'de biliyorsunuz ekonomilerin bazı sektörlerin çalışmasına izin verildi. Evet. Belli yaş gruplarının çalışmasına izin verildi. Kırgızistan'da farklı bir yöntem uygulandı. Ama şimdi daha önce bahsettiğim gibi 1-11-21 Mayıs'ta kademeli olarak Kırgızistan'da da ekonomi açılacak. Şimdi Kırgızistan'a baktığınız zaman aşağı yukarı yapılan açıklamalarda bütçenin 400 milyon dolar civarında bir açık verebileceği tahmininde bulunuldu. Ekonominin tekrar toparlanması için de bir 600 milyon dolara yakın bir toparlanma paketinden bahsedildi basında. Kırgız devleti 1 milyar basında. Dolar mı toplam? Toplam ama yani değişik. Evet. Bunlar farklı farklı kalemler. Dolayısıyla Kırgızistan'ın yaptığı, şu ana kadar yaptığı çalışmalarda ben bunu bizim gibi, Türkiye gibi yardımcı olan bütün ülkeler, bütün kalkınma ajansları, uluslararası bankalar aracılığıyla Kırgızistan'ın bu süreci en az zayiatla atlatacağına ve hızlı bir şekilde toparlanabileceğine inanıyorum. Burada şu önemli. Bu süre zarfında etkilenen işçi dövizleri mesela. Evet. Rakamlar değişiyor ama 500 bin ile 1 milyon arasında kişi yurt dışında çalışıyor. Bu kişilerin Kırgızistan'a gönderdikleri işçi dövizlerinde bir azalma oldu. Ama bu ülkelerdeki ekonominin toparlanmasıyla onun da toparlanacağına inanıyorum. Dediğim gibi mesela Kırgızistan turizmde çok büyük atılım yapan bir ülke. Bunun da önümüzdeki aylarda belki iç turizmle, belki bölgesel turizmde ilk aşamada yavaş yavaş toparlanacağını ve sene sonuna doğru normale döneceğini bekliyorum. Ne kadar güzel. Tabii ki kardeş Kırgızistan'ımız için, Türkiye'miz için, bütün insanlık için en güzelini diliyoruz. En yakın zamanda. İnşallah. Sevgili Şerzat. Жалгыз гана ошол түрк ала жолдорунун баскарында эмес, ошолор менен үч тараптуу мамлекеттин
Ашоры чегинде болуп жаткан иштеп чыккан стратегияга байланыштуу экендигин кошумчалады. Муну менен биргеликте урматтуу меймандарыбыз, ошол дагы кечирип коюңуздар, дагы бир жолу айта кетели, ошо түрк аба жолдорунун иши качан башталат деген сурообузга, ошол кадам менен бул иштер дагы өзүнүн атайын алып барат болуш керек деген өзүнүн ишенчин белгиледи. Албетте да түрк аба жолдорунун эле көз каранды эмес, дейт ошол учуп бара турган мамлекеттердеги болуп жаткан жана алардын чек аралары ачылдыбы, кандай иштер иштелип чыкты, табышууга байланыштуу экендигин кошумчалады. Жана алдыбыздагы жай мезгилдердин айында балким эгерде ушул иш аяна чейин бүтүп кала турган болсо, балким ишин алып барып калышы мүмкүн деди. Белгилүү болгондой, бул дүйнөдө азыркы учурда белгилүү болгон эпидемиянын бир дарысы же болбосо бир кандайдыр бир вакцинасы табылбагандыгына байланыштуу бул нерселер дагы мындай пландуу гана көз мындай болжолдуу гана пландар экендигин кошумчалап өттү. Жана ушуну менен биргеликте ушул азыркы учурдагы пандемия көп жактарга өзүнүн соккусун уруп жатат, бирок экономикага дагы өзүнүн таасирин тийгизгендигин кошумчалады. Жана учурда бул ушулки пандемия учурунда экономиканы өзүнүн калыбына келтирүүдө ар кайсы мамлекеттер өзүнө керектүү стратегияларды иштеп чыккандыгын кошумчалады. Мисалы үчүн Түркия мамлекетте кээ бир сектордордун иштешине жана кээ бир жаштардагы иштешине уруксат берилсе, Кыргызстанда болсо такыр эле башкача стратегия алынды дейт. Азыркы учурда ошол сыртта иштеп жаткан мигранттардын, эмгек мигранттардын которуу акчасы менен бюджетке келген каражат дагы келбей калгандыгын жана бюджетте бир чоң ачыр бар экендигин кошумчалады. Бул албетте ар кайсы маалыматтар менен ар кандай айтылып турат дейт. Бир жагында 400 миллионго жакын деп айтылса, кээ бир маалыматтарда 600 миллионго жакын деп айтылып жатат дейт. Бул албетте муну текшерип карап көрүп жана жакшы иш алып барып жана так ушул биздин үстүбүздөгү жылдын аягына чейин өзүнүн калыбына келип калат жана бат эле бутуна турат деген ишенчтемин деди. Ошол менен биргеликте Кыргызстан туризмде дагы өзүн чоң ишенимдүү жана ачылыштарды ачкан мамлекет деди. Балким дейт бир областтардагы же райондордогу так ушул туризмин өнүгүшү менен ачылышы менен жана ушундай алгылыктуу иштерди алып баруу менен биргеликте ушул жылдын аягына чейин Кыргызстан так ушул экономикадагы болгон ачыктарын жаап жана экономикасы калыбына келип бутуна турат деген ишенчтемин жана үмүттөмүн деп кошумчалады өз сөзүндө. Sayın Büyükelçin, bu süreç insanların hayatında pek çok değişikliğe neden oldu. Bu değişiklikler de aslında köklü değişikliklerin başlangıcı olarak tanımlanıyor. Bilmiyorum siz deri altınıza çipinizi taktırdınız mı? Ne zaman yapacaksınız bunu? Nasıl, neler öngörüyorsunuz siz? Bu nasıl şekillenecek hayatlarımız? Ne dersiniz? Yani bunu söylemek aslında belki biraz erken ama şunu söyleyebilirim. Kesinlikle bir farkındalık yaratacaktır bütün dünyada. Bir kere her şeyden önce şunu gördük. Dünyaya biz hakikaten nefes aldırdık. Baktığınız zaman doğa canlandı. Hayvanlar tekrar dünyayı burada biz de yaşıyoruz diye ortaya çıktılar. Denizler temizlendi. Dağlar görünür oldu. Daha net görür olduk. Dolayısıyla bunlar aslında güzel kısımları. Aile içinde baktığınız zaman anneler, babalar, ebeveynler çocuklarıyla daha yakından ilgilenme fırsatı elde ettiler. Öğretmenlerin aslında ne kadar güç bir süreçten geçtiklerini, aslında eğitim vermenin ne kadar zor bir meslek olduğunu da birebir müşahede ettiler evde yapılan eğitimlerde. Bunun haricinde ekonomik olarak baktığınızda da tabii bir sürü çalışmanın evden, home office şekilde bilgisayar üzerinden yapılabileceği hususu üzerinde duruldu. Petrol ve kaynaklarının aslında hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru olmadığı ortaya çıktı. Ama tabii şu da var, normalleşmeye girdikten sonra tekrar eski alışkanlıklar, eski tüketim tekrar gündeme gelecektir. Fakat şu da var, yeni bir dönemde grip dediğimiz, flu dediğimiz hastalıklara ilave olarak belki de bu salgın türü virüslerle baş etmek durumunda kalacağız. Evet. Ve buna yönelik olarak da sağlık altyapımızı geliştirmek durumunda olduğumuza hepimiz artık inanıyoruz. Ve yapacağımız bütün yatırımlarda buna yönelik çalışmalar yapacağız. Benim için en önemli hususlardan bir tanesi bu süreçte dayanışma. O çok güzel örnekler sergiledi dünya. Hem kendi içinde, ülke içlerinde insanlar birbirlerine dayanışma örnekleri gösterdiler. Hem ülkeler birbirlerine
ne zaman yapabilirlerse, ne kadar hızlı yapabilirlerse dayanışma içinde olduklarını gösterdiler ve bu giderek artacak. Önümüzdeki süreçte bunun artacağını da görüyoruz. Ben olumlu bakıyorum. Tabii hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Belki bir uyanış oldu. Aslında ne kadar zayıf varlıklar olduğumuzu da gösterdi. Herhangi bir küçük bir gelişmenin bütün dünyayı ne kadar büyük bir şekilde etkileyebildiğini, dünyayı durdurabildiğini gösterdi. Ama bu da bizi bence daha kuvvetli kılacak. Daha yeni metotlar, daha yeni çalışma yöntemleri ortaya çıkacaktır. Ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğu, doğanın ne kadar önemli olduğu, çevrenin ne kadar önemli olduğu, eğitimin ne kadar önemli olduğu daha fazla ön plana çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Güzel günler bizi bekliyor mu Sayın Büyükelçi? İnşallah hep birlikte. İnşallah, ne güzel. Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçimiz Sayın Cengiz Kamil Fırat'la söyleşimizin sonuna geldik ama programımızı kapatmadan önce Kırgızistanlı dostlarımız için bütün bu söylediklerini Sayın Büyükelçimizin son cümlelerinde Şarizat müsaadelerinizle aktarsın. Урматтуу көрмандарыбыз, эл эми сөз үстүн аягында биздин кадырлуу мейманыбызга берген суроо ушундай болду. Ушул COVID-19 ушул дүйнөнү өзү каалагандай бычып койду окшойт дейт. Муну кандай деп карайсыз? Алдыда кандай болушу мүмкүн деген биздин акыркы сурообузга. Бул өзгөчө дейт, дүйнөнүн жаратылышты эс алдырдыгы окшойт дейт адамдардан. Жаратылыш ойгонду дейт, дем алып алды дейт, тазаланып алды дейт. Жана ошондой эле ата-энелер менен балдар бири-бири менен биргеликте бир үйдө өткөрүштү. Жана билим берүү кандай оор экендигин, татаал экендигин, жана мугалимдик кесипти кандай кымбат экендигин, кандай оор экендигин дагы баарыбыз жакшылап билдик окшойт деп тамашалап белгилеп өттү. Жана муну менен биргеликте дейт ошол офиске барбастан үйдө отуруп алып да кээ бир иштерди бүтүрө ала турганыбызды дагы билип алдык дейт. Муну менен биргеликте ошол биз ошол майдын, петролдон канчалык бул өтө кымбат, мунусуз биздин жашообуз жок деп ойлонсок дагы мунсуз дагы жашай ала турганыбызды дагы көрдүк окшойт дейт. Албетте дейт бул пандемиядан кийин дүйнө дагы биз дагы башкача болобуз деди. Мурун кичинекей эле вирус биздин канчалык борпоң экенибизди көргөзүп койду дейт. Демек биз өзүбүздүн ден соолугубузга, иммунитетибизге көңүл бурушубуз керек деди жана инвестицияны билимге жана илимге жана ден соолукка жана жаратылышты дагы мурункудай эле кайра колдонуп түгөтө бербей дейт. Ошонун баардыгын кайра бир сыйра карап чыгып ошол жалпы эле дүйнө жүзүндөгү адам затынын ойгонушу жана жан дүйнөсүндө кандайдыр бир төңкөрүштүн болушуна шарттады окшойт дейт. Жардам бир бирине адамдар колдоо көргөзсө дейт, жалгызган адамдар эмес, мамлекеттер бир бирине жакшы колдоолорун көргөзсө дейт, жакшы сапаттарын көргөзсө дейт. Бул дагы мен уланат деп ишенемин дейт. Ал эми мындан кийин кандай болот десе, мындан кийин эми бизди буюрса баардыгыбыз менен биргеликте жакшы күндөр күтөт деген ишенчтемин. Анткени мен өзүм позитивдүү адаммын дейт. Мен жана алдыдагы күндөрүбүздүн мындан дагы жакшы болоруна ишенемин деп кошумчалады биздин кадырлуу мейманыбыз. Çok teşekkür ederiz değerli Kırgızistanlı dostlarımız. Özellikle sizlere seslenmek istiyorum. Lütfen Facebook'ta Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği yazınız. Bişkek Büyükelçiliğimizin sayfasına abone olunuz. Orayı sürekli takip ediniz. Kırgızistan-Türkiye dostluğunun ne kadar köklü olduğunu, ne kadar her süreçte en zorlu aşamalarda bile ne kadar güçlü bir şekilde devam ettiğini oradan takip ediniz demek istiyorum ben. Büyükelçiliğimizin çok önemli çalışmaları oldu. Burada yaşayan Türk halkının çok güzel dayanışması oldu sizlerle. Lütfen bütün bunları oradan takip ediniz. Sizler de katkı sağlayınız. İhtiyacı olanlar da orada bütün ihtiyaçlarını Sayın Büyükelçimize, Büyükelçiliğimizin personeline iletsinler. Gerçekten Büyükelçiliğimizde insanlar, abartmıyorum, 24 saat çalışıyorlar. Biz bunu görüyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Büyükelçim geldiğiniz için. Bu süreçte bizimle birlikte olduğunuz için pek çok insan biliyorsunuz artık uzaktan yapıyor röportajlarını ama siz buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Sayın Cengiz Kamil Fırat bizlerle birlikte oldu değerli dinleyicilerimiz. Lütfen sağlıklı olun, kendinize dikkat edin, esen kalın. Bir dahaki programda görüşme dileğiyle en kısa zamanda. Урматтуу көрмандарыбыз, белгилеп айта кетүүчү нерсем, азыркы учурда дейт, эгер биздин агайыбыз сөзүн аягында социалдык тармактардагы Бишкек элчилигине абоне болуңуз дейт, Facebook'тан ал жактан карап көрүп, бул жерде айтылбай калган маанилүү иш-чаралардын кандай иштер болуп жаткандыгын көрсөңүздөр болот дейт. Мен өзүмдүн көзүм менен көргөндү айткым келет дейт. Жана эгерде кандайдыр бир суроолоруңуздар, проблемалар, көйгөйлөрүңүздөр болсо ал жака жазыңыздар дейт. Алар сөзсүз сиздерге кайра жооп берет деди. Мен сиздерге ишенип айта аламын дейт. Анткени ушул элчилик 7
24 саат такыртынбай иштешет деди. Мен муну көрүп жатам жана ыраазычылыгымды билдирем деди. Ал эми биз болсо сиздер менен кайралыктан мисалы үчүн башка жерлерде ушундай сүйлөшүүлөр, репортаждар онлайн түрүндө интернет аркылуу өткөрүлүп жатса, сиз бүгүн биздин студиябызга чейин келдиңиз дейт. Келгениңиз үчүн чоң рахмат дейт. Жана кайрадан эфир толкуна аманчылыктан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Радиосунда атайын репортаж.